Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yapımı çok kolay olan kırma börek tarifini vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. İki buçuk su bardağı yoğurdu bir kabın içine alıyorum. Kullandığım bardak her evde olan klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre. 2 tam yumurtayı, yarım çay bardağı ayçiçek yağını, yarım tatlı kaşığı tuzu ekliyorum ama yağ ve tuzu eklerken kamera çekmemiş. Malzeme listesine yazdım, orada görebilirsiniz. Buradan da eklediğimi belirtmiş olayım. Hepsini birlikte iyice karıştırıyorum şimdi. Yufkalardan bir tanesini hazırlayarak tepsiye yerleştirmiştim. İkinciyi gösteriyorum. Sostan bir miktar yufkanın üzerine döküyorum. Fırça ile her tarafına yayıyorum. Yufkanın üzerine bir miktar lor peyniri yerleştiriyorum. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Peynir yufkanın yarısına gelecek şekilde de yerleştirilebilir. Birazdan onu da göstereceğim. Şimdi şu şekilde katlıyorum. Daha sonra yufkayı büzüyorum. Yufkayı büzdükten sonra yaklaşık 4 parmak kalınlığında olacak şekilde kesiyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Diğer yufkalara da aynı işlemi uyguluyorum. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde de denk gelmiş olabilirsiniz. Beni hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Hazırladığım sostan yufkaları azar azar döküyorum. Üzeri için kalan sos döktüğüm sos miktarından biraz fazla olacak. Ay, dördüncü yufkayı hazırlıyorum yani son yufka Ben 40 santim çapında büyük bir tepsi kullandım bu tepsi için bu malzeme miktarı yeterli daha küçük bir tepsi de hazırlayacaksanız 2 yufka ya da 3 yufka kullanabilirsiniz yoğurt ve yumurta miktarını yağ miktarını da ona göre ayarlayabilirsiniz malzeme miktarları Aslında çok da önemli değil göz kararı bile ayarlanabilir Şimdi kalan sosu yufkaların üzerine döküyorum ve fırça ile yayıyorum. Sosu iyice yaydıktan sonra fırına göndereceğim. Fırını 180 derecede ayarladım, ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Ve yaklaşık 30-35 dakika kadar kızarıncaya kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Evet nefis kırma böreğim fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kızardı. Ve gerçekten harika. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Benim en sevdiğim böreklerden bir tanesi. Yoğurtlu sosu ile lezzetine doyum olmayan göçmenlerin yaptığı harika bir börek. Ben de bu böreği gençlik zamanlarımda yemiştim bir arkadaştan öğrenmiştim. Ama onlar zannedersem yufkayı kendileri açıyorlardı. Hazır yufka ile yapılınca daha kolay bir börek oluyor. Peyniri az az koydum yoğurt zaten pişince peynir lezzetinde oluyor. Evet bu böreği denerseniz diğer tariflerimden denedikleriniz olursa yorum bölümünde olumlu olumsuz görüşlerinizi lütfen benimle paylaşın. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu börek tarifini görmesini istediklerinizde de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.